Nilgün Marmara'nın günlükleri 2016'da yeniden ama eksiksiz olarak Defterler adlı kitapta yayınlandı. Bu kitap okurla daha çok tanışmasını sağladı. İntiharından önce yazdığı mektupsa ölümünden neredeyse 30 yıl sonra ortaya çıktı. Eşine, ailesine ve yaşadığı kısa hayata veda sözleriydi yazdıkları. Sevgilim, her gün kötücül bir düşü kurmak ve onu taşımak artık kılgıyı gerektiriyor. Sana böyle bir yük bırakmak istemezdim ama sen akıllı ve güçlüsün. Çabuk unutursun. Bu durumdan kimse kimseyi ya da kendini sorumlu, suçlu saymasın çünkü suç yok. Yalnızca ırmağın akışına bir müdahale söz konusu. Her anın niyesini sorgulayan bir varlığın saygısızlığını yok etmek için kararlaştırılmış bir eylem bu. Çocukluğun kendini saf bir biçimde akışa bırakması ne güzeldi. Yiten bu işte. Bu tükenişle hiçbir yeni yaşama başlanamaz. Bu nedenle tüm sevdiklerime elveda diyorum. Beni bağışlayın. Buna en çok annemden, babamdan, ablamdan ve Kaan, senden diliyorum. Dostlarımdan da.